أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Saygıdeğer hazirlerim. Hekiman Eğitim Derneği'nin hazırlamış olduğu konferansımıza hoş geldiniz. Rabbimiz Celle Celaluhu Ali İmran Suresinin 104. ayeti kerimesinde şöyle buyurmuştur. İçinizde insanları hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten nehyeden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler bunlardır. İlahi emri gereği bir araya gelip insanlığın ve kainatın kurtuluşu için adım atan güzel insanları tebrik eder. Bu uğurda gösterdikleri gayretlerin başarıya erişmesi için Rabbimizden yardım temenni ediyor ve hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sevgili hazirim, programımız Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mealiyle başlayacak. Akabinde Hekiman Eğitim Derneği Başkanımızın selamlama konuşması olacak. Ve akabinde Ramazan Kayan hocamız konferansına başlayacak. Şimdi Kur'an-ı Kerim tilaveti için yeni cami imamı Yüksel Demir ve Muhsin hocamı mikrofona davet ediyorum. Buyurun hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن
Denizde yüce dağlar gibi yükselen gemiler de onundur. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Şanı yüce olan Allah doğruyu söyler. Allah konuşmasını yapmak üzere Hacı Hüsam hocamızı mikrofona davet ediyorum. Değerlerimizi başlıyoruz. Size yapmış olduğunuz konferansa ilginiz için teşekkür ederim. Ramazan Hocam'a, belediye başkanlarıma, ilçe müftüme, değerli hekimin farkına hoş geldiniz diyorum. Allah'ın rahmetiyle selam ve bereket üzerine olsun. Sağ olun, hekim, hoş geldiniz. Şimdi eğitim değerlerini hekim adları için açtık. Bir gençliğimiz var. Bir halimiz var, nereye gittiğimiz belli olmayan. Bunu nasıl toparlarız? Yardımlaşma adına, dayanışma adına. Yani bizim derdimiz yolda kalanlara yardımcı olmak. Yani umutla yanımıza gelenlerin umudunu döndürmemek, geri çevirmemek. Bir şekilde bir Allah razı olsun bir hayır iş yapmaya çalışıyoruz. Burada da hekiman hakkında siz değerli abilerimizden, ablalarımızdan, herkesten katkı bekliyoruz. Nasıl katkı bekliyoruz? Destekleyeceksiniz değerlerimizi. Geleceksiniz, ziyaret edeceksiniz, biz burada nasıl bir program yaparız diyeceksiniz. Biz de değerlerimizi emrinize vereceğiz. Canla başla çalışacağız. Hekim ağrımızı belli bir yere, belli bir seviyeye getirmek için uğraşacağız. Hem maddi hem manevi. Bizim maneviyete gerçekten çok ihtiyacımız var. Bizi kırmadınız, geldiniz. Ramazan Hocam'a teşekkür ediyorum. Değerli misafirlerime teşekkür ediyorum.
Yani lafı da fazla uzatmıyorum. Sözü hocama bırakıyorum. Allah hepinize razı olsun diyorum. Ey inananlar! Allah'tan ona yaraşır biçimde korkun ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Ve topluca Allah'ın ipine yapışın, ayrılmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz. Allah kalplerinizi birleştirdi. Onun nimetiyle kardeşler haline geldiniz. Siz ateşten bir çukurun kenarında bulunuyordunuz. Allah sizi ondan kurtardı. Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki yola gelesiniz. Ali İmran Suresi 102-103. Evet, bizleri kırmayıp İstanbul'da kilometrelerce yol kat edip buraya gelen hocamıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Ve hocamızın biyografisini sunup mikrofonu hocama bırakacağım. Ramazan Kayan kimdir? Ramazan Kayan 1956 yılında Malatya'da doğdu. Malatya İmam Hatip Lisesi ve İnönü Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. 1983 yılına kadar sürdürdüğü İmam Hatiplik görevinin ardından irşat faaliyetleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında pek çok konferans verdi. Konuşma yaptı. Çeşitli gazete ve dergilerde makaleler yazdı. Ve televizyon programları yaptı. İslam dünyasının kanayan coğrafyasında aksayan bölgelere yardım ve destek faaliyetlerinde bulundu. Halen Anadolu Platformu İstişare Kurulu Başkanlığı'nı yürütmekte. Özgün İrade Dergisi'nde yazı yazmakta, genel yayın yönetmenliği yapmaktadır. Evli ve 5 çocuk babasıdır. Ramazan Kayan hocamın yayınlanan eserleri şunlardır. Vahiyle doğrulmak, vahiyle yürümek, İhlas çağrısı, yol risalesi, Kitab-ül Kalp, yürek çağrısı, kimlik inşası, vahiyle var olmak, vahiyle direnmek, kardeşlik çağrısı, tevhidi varoluş, namaz çağrısı, nebevi bir eylem ve davet. Hocam bizi kırmadınız, buralara kadar geldiniz. Hoş geldiniz tekrar. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bizleri yaratan, yaşatan, yöneten alemlerin Rabbine namütenahi hamd ve senalar olsun. Rehberimiz, önderimiz, örneğimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun hal ve ashabına salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, nusreti, mağfireti siz güzel dostlara, siz güzel kardeşlere olsun. Geceniz, akşamınız mübarek olsun. Rabbim programımızı, gecelerimizi hayırlara vesile kılsın. Bu akşam belki de Hekim Han'a bir ilk. Daha önce defalarca ayağımız düştü bu topraklara. Ekmeğimizi yedik, suyunuzu içtik, dertleştik. Ama bugün bir ilk gerçekleşiyor, yeni bir sayfa açılıyor.
yeni başlangıçlarla buluşuyoruz. Rabbim bunu bizler için, nesillerimiz için, geleceğimiz için, ahiretimiz için, bâkiyât-ı sâlihât-ı Kur'an ifadesiyle kalıcı güzelliklere vesile kılsın. İnşallah bu dernek bizler için bir sadaka-i cariye olacak. Biz ölüp gitsek de amel defterimizi açık tutacak, iyiliklerin, güzelliklerin sürdürülmesi için bir zemin olacak. Bu vesileyle bu derneğin ortaya çıkmasında emeği geçen, katkısı olan, yüreğini katan, imkanlarını seferber eden tüm dostları, tüm kardeşleri yürekten tebrik ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Rabbim yar ve yardımcılar olsun diyorum. İnşallah bunun üzerinden Rabbim nesillere karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirme fırsatını bizlere bahsedecektir. Bu akşam nasip olursa şöyle bir konu başlığı seçtim. Onu sizlerle paylaşacağım. İnşallah sabrınızı da zorlamadan bu anlamlı ve önemli geceyi paylaşma yoluna gideceğiz. Aslında ayakta sizlere hitap etmek isterdim. Fakat dizlerimdeki bir rahatsızlıktan dolayı oturmak zorunda kaldım. Hakkınızı helal ediniz. Bu akşam seçtiğim konferansın başlığı şu: değişen zamanlarda değişmeyen sorumluluklarımız. Hayatın akışı içerisinde sürüklenip gidiyoruz. Zaman değişiyor ama değişmeyen bir gerçek var. Mevsim hangi mevsim olursa olsun, konjonktür nasıl devam ederse etsin, konsept bizi nereye taşırsa taşısın, değişmeyen sorumluluklarımız var. Allah'a olan ahdimiz var, Rabbimizle olan bir mukavelemiz var. Elest bezminde, elestu bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusuna verdiğimiz bir cevap var. Kalu bela, evet sen bizim Rabbimizsin. Yani biz bu dünya hayatına sözleşmeli gelmişiz. Ahdu misafra gelmişiz. Başıboş gelmemişiz. Hedefsiz gelmemişiz. Anlamsız bir hayata adım atmamışız. Bu bakımdan nefeslerimiz bir amaca yönelik, adımlarımız bir gayeye yönelik, varlığımız bir hedefe mebni olarak dünya hayatında var olmuşuz. İnşallah bu akşam değişen zamanlarda değişmeyen sorumluluklarımızı sizlerle paylaşmak yoluna gireceğim. Ve sizler de kağıt kalemi olanlar özellikle vurgu yapacağım bazı notları kaydetmelerinde yarar umuyorum. Konuşmamı üst başlığını söyledim. Alt başlık olarak da 3 alt başlığı öne çıkarmaya çalışacağım. Daha fazla zaman kaybına fırsat vermemek için özellikle hemen doğrudan konuya girmek istiyorum. Değişen zamanlarda değişmeyen sorularımızın ilk şıkkı, ilk maddesi kendimize karşı sorumluyuz. 2, topluma karşı sorumluyuz. 3, Allah'a karşı sorumluyuz. Aslında bunlar bir yönüyle birbiriyle bağlantılı olan hususlar. Şimdi bunları tek tek izah etmeye çalışayım. Kendimize karşı sorumluluğumuz nedir? İçinde yaşadığımız dünyada topluma karşı sorumluluğumuz nedir?
ve bizleri yaratan Rabbimize karşı sorumluluğumuz nedir? Sorumluluk bilinci ile hayatı yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Kendimizi yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Toplumu yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Ve ben izninizle hemen ilk maddeyle başlamak istiyorum. Kendimize karşı sorumluluğumuz nedir? Dostlar, bizi diğer tüm canlılardan ayıran bir özelliğimiz vardır. Allah Azze ve Celle Yüce Kitabına bizlere halife diyor. Siz yeryüzünün halifesisiniz. Yani yeryüzünün efendisi sizsiniz. Yeryüzünden sorumlu olan sizsiniz. Allah Azze ve Celle sizlere öyle bir görev vermiş ki, sizin yerine getireceğiniz görevi melekler bile öyle bir sorumluluk taşımıyorlar. Hatta Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 30. ayette, yeryüzünde bir halife yaratacağını söyleyince, melekler dediler ki, Ya Rabbi, kan dökecek, bozgunculuk yapacak, birilerini mi yaratacaksın? Halbuki biz seni hamd ile tesbih ediyoruz, seni yüceltiyoruz, buna rağmen halife yaratmadaki amacı nedir diye merak ettiler ve sordular. Melekler dediler ki, şu özelliklere sahip olan bir insanı niçin yaratacaksın? Biz kusursuz bir şekilde seni hamd ediyoruz, yüceltiyoruz, tesbih ediyoruz. Allah Azze ve Celle meleklere şu cevabı verdi. Ben bilirim, siz bilemezsiniz. Bunun anlamı şudur. Melekler, Allah hangi meleğe ne görevi vermişse itirazsız bir şekilde onları yerine getirmek zorundadırlar. Fakat meleklere yüklenmeyen, insana yükleyen bir sorumluluk var. Yeryüzünde Allah'ın dinini hakim kılmak. İlahi kelimetullah davasını, la ilahe illallah'ı hayatın merkezine taşıyarak yeryüzüne her türlü fitneden, fesattan, şirkten, zulümden, sömürüden, işgalden arındırıp insanların özgürce barış içerisinde kulluk edebilecekleri bir zemin oluşması için Allah halife devreye koyuyor. Bu görevi meleklere değil, insana tevdi etti. İşte halife olmanın farkı budur. Halife olmanın özelliği budur. Yeryüzünde Allah'ın davasını sürdürebilme melekesine sahibiz. Allah'ın dinini temsil edebilme liyakatine ve ehliyetine sahibiz. Yeryüzünün efendisi olma özelliğine ve güzelliğine sahibiz. Başkasında bu özellik yok. Dolayısıyla biz yeryüzünün kölesi değil efendisi olacağız. Biz yeryüzünün sömürüleni değil, yeryüzünü ihya edeni, inşa edeni, yeryüzünü yaşanılır hale getireni olacağız. Allah bizden bunu bekliyor. Rabbimiz bize bu özelliği yüklüyor. Nitekim Kasas suresi 5. ayette de وَنُرِيدُ اَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذ۪ينَ اسْتُدْعِفُوا فِي الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّهُ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِث۪ينَ Biz istedik ki yeryüzünde ezilenleri, yeryüzünün iktidarını onlara teslim edelim, onları yeryüzünün öncüleri kılalım, onları yeryüzünün varisleri kılalım buyuruyor. Kasas suresi 5. ayette. Ezilenleri, yeryüzünü talan edenlere, sömürenlere karşı adaletle hükmetmeleri için, iyiliğin egemenliği için, hakkın üstün olması için devreye girmesi,
Allah Azze ve Celle'nin muradı budur. O halde işte bizim kendimize karşı ilk sorumluluğumuz halife olabilmek. Arzın imamı olabilmek, yeryüzünün varisi olabilmek, dünyanın şahitleri olabilmek ve çağ tanıklığımızı sürdürebilmek. Fakat bir şey söylemek istiyorum. Bugün yeryüzünde 2 milyara yakın Müslüman var ama bu Müslümanların kendilerine özgüvenlerini kaybettiklerini görüyoruz. Özgüvenini kaybeden bir Müslüman nasıl halife olabilir? Arzın varisi olma sorununu nasıl taşıyabilir? Ve bugün Allah bize hangi özellikleri yüklemiş, çoğu zaman kendimizin farkında değiliz. İşte ilk üzerinde duracağım nokta budur. Bugün biz Müslümanların ilk yapmaları gereken husus kendimizi keşfetmek. Allah çamurumuza ne cevher yüklemiş, cevherimizi ortaya çıkarmak. Yani fıtratı ortaya çıkarmak, öze dönüşü gerçekleştirmek. Bizim kendimize dönmemiz lazım, kendimiz olmamız lazım. Bugünün Müslümanı kendine yabancılaşıyor, kendinden uzaklaşıyor, kendine güvenini kaybediyor. Birçok Müslümanla dertleşiyorum. Maalesef Müslümanların ağzından şu cümleyi çok işitiyorum. Hocam benden geçti diyor. Artık benden ne köy olur ne kasaba olur diyor. Kendine ihanet ediyor. Kendini ihmal ediyor. Kendini fark etmiyor. Sıkıntı burada. Allah sana halife diyecek, sen diyeceksin ki benden ne köy olur ne kasaba olur. Bunu demeye hakkımız var mı? Biiznillahü Teala biz şu yeryüzünden neleri yapamayız ki? Hangi işlerin üstesinden gelemeyiz ki? İşte ilk tavsiyem sorumluluklarımızı yapabilmek için önce kendimize gelmemiz, kendimize dönmemiz gerekiyor, kendimiz olmamız gerekiyor. Yalnızlaşmaktan ve yabancılaşmaktan, özümüzden uzaklaşmaktan buna son vermemiz gerekiyor. Ne zaman kendimiz olursak Allah yolumuzu açacak. Allah bizi destekleyecek. Ama önce kendimizle ilgili bir karar vermemiz lazım. Bu yeryüzünden ben sorumluyum. Arzın imarından, neslin ıslahından ben sorumluyum. Yeryüzündeki akan gözyaşlarını durdurmak, akan kanı durdurmak, yeryüzündeki haksızlıkları gidermek benim uhdemde. Bu görev benim omuzlarımda. Ben bu işin üstesinden gelebilecek kapasiteye sahibim diyebilmemiz lazım. Kendimize karşı sorumlu olduğumuzu söyledim. Kendimizi ihmal ediyoruz. Kendimizi fark etmiyoruz. Ve ilk tavsiyem neydi? Bugün her birimiz Allah bize nasıl bir potansiyel yüklemiş? Hangi güzellikleri, yetenekleri, kabiliyetleri bahşetmiş? Bunu ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Kendini körelten Müslümanlar kendilerine zulmediyorlar. Kendini ihmal eden Müslümanın dolaylı olarak manevi yönden intihar ettiğinin farkında değil. Biz diğer intiharı konuşuyoruz ama sorularımızı yerine getirebilme enerjimizi devreye koymadığımız zaman nasıl bir haksızlıkla kendimize haksızlık ettiğimizi unutuyoruz. Bakınız, konu daha iyi anlaşılsın diye bir örnek vereceğim. Önce biz bir Müslüman olarak kendimize güveneceğiz. Çünkü biz Allah adına yaşıyoruz. Allah'ın ismiyle hayatı anlamlandırıyoruz. Biz Allah için varız. Biz Allah için olursak Allah da bizim için olur. Bizimle beraber olur. Onu unutmayacağız. Bundan birkaç yıl önce Almanya'ya bir konferans için gitmiştim. Konferansı vereceğim ile arkadaşlar beni götürürken yolda şöyle söylediler. Hocam gideceğimiz ilde Duisburg diye bir il.
senin kitaplarını okuyan, seninle tanışmak isteyen bir bayan kardeşimiz var. Konferanstan sonra zamanın olur mu? O hanım kardeşimizin sorularına cevap vermek için zaman ayırabilir misin? İnşallah dedi. Konferansa gittik. Konferanstan sonra bekliyorum. O hanım kardeşimizin sorularını cevaplamak için. Çıktı geldi. Karşımda nasıl bir insan? Tüm vücudu felç, fiziksel engelli dediğimiz, spastik özürlü dediğimiz, tüm vücudu felç, tekerlekli sandalye üzerinde birinin yardımıyla konferansa gelmiş. Tanıştım bu bacımızla. Gülseren Gümüş isminde. Gülseren bacı önce Almanya şartlarındaki faaliyetlerini bana anlattı. Şimdi Hekim Han Eğitim Derneği'nde başka bir dernekten bahsedeceğim. Avrupa'nın merkezinde felçli bir bacımızın açtığı bir dernek, Güldeste Derneği. O dernek çatısı altında faaliyetlerini anlattı. Anlatıyor, anlatıyor, bitmiyor. Çocuklar için ayrı eğitim programları, yetişkinler için ayrı program, genç kızlar için ayrı program, yetişkin anneler için ayrı bir program. Yetmedi, her aileye bir yaşlı projesi yapmış. Almanya'da huzur evlerinde ve evlerinde yalnızlar terk edilmiş yaşları ailelerle buluşturuyor. Her aileye bir yaşlı projesiyle yaşlıların yalnızlığına son vermek için. Müslüman Hristiyan ayrımı yapmıyor. Kaç yaşlının duasını alabilirim diye. Anlattı, anlattı. Dedim bacı bunları hepsini sen mi yapıyorsun? Felçli. Sandalyenin üzerinde. Evet dedi, ben yapıyorum. Almanya'daki medya bunu fark etmiş. Programlarda örnek, dernek olarak Almanya'da tanıtıyorlar. Bu bacımızın faaliyetleri. Peki dedim, bu kadar işi nasıl başarıyorsun? Ben önce tekerlekli sandalyede başını şöyle çevirebiliyor diye düşünüyordum. Ama baktım boynunu bile bükemiyor, birinin yardımıyla boynunu çevirebiliyor. Vücudunun tek aktif organı eline kitap verdiğiniz zaman sayfayı çevirebiliyor. Önüne laptop koyduğunuz zaman bilgisayarı kullanabiliyor. Cep telefonunu eline verdiğiniz zaman tuşlara basabiliyor. Hayattaki tek fonksiyonu bunlar. Soruyu sordum. Dedim ki bu kadar faaliyetin altından nasıl kalkabiliyorsun? Bana verdiği cevap ne biliyor musunuz? Elini kaldırdı. Sadece şu üç parmağını kullanabiliyor. Hocam dedi, ben hep şunu düşünürüm. Hareket ettirebildiğim şu üç parmağın hesabını Allah'a nasıl vereceğim? Bu üç parmakla Allah için daha fazla ne yapabilirim diye. Bunu düşündükçe Allah bana güç ve kuvvet veriyor. Şunu da yapayım, bunu da yapayım dedi yani. Üç parmakla Allah'ın davası için daha fazla ne yapılabilir? Bu cümleleri söyleyince karşısında küçüldüm, ezildim. Ya Rabbi dedim, iman demek ki böyle bir şey. Ve sonra gözümün önünde İsrail'in şehit ettiği tekerlekli sandalyede mescitten çıkarken Gazze'de atılan bir füzeyle paramparça olan Şeyh Ahmet Yasin geldi. O da felçli sandalyede yıllarca İsrail'e karşı İslami direnişi sürdürmüştü. Almanya'daki Gülseren bacıyla tanıştıktan sonra dedim ki ya bu bacı Şeyh Ahmet Yasin'in dişi versiyonu dedim. Allah bu ümmeti bunların eliyle uyarıyor.
Ey hala hareketsiz kalan, bu iş benden geçti, benim elimden iş gelmez diyenler. Bu örnekleri görün de kendinize gelin. Allah'ın size verdiği sıhhatı, aklı, iradeyi, malı, mülkü, zekayı, beceriyi, tecrübeyi devreye koyun da ahiretiniz için yatırımla bulun. Ve bu bacımız, Gülseren bacımız, 2013'ün baharında nefes yetmezliğinde ruhunu teslim etti Rabbine yolcu oldu. Zaten koşuştururken de zor nefes alıp veriyordu. Almanya'da birkaç defa evinde misafir oldu. Allah ne asil vermiş. O sakat feşli haliyle 3 tane kitap yazdı. İnşallah kitaplarını temin ederseniz okuyunuz yani. Engel duvarı diye kendi hayatını, mücadelesini ve dernek çalışmalarını anlattığı kitabı mutlaka okumanızı isterim. İman engel tanımıyor. Sorununun farkına vardığın zaman hiç kimse seni durduramıyor. İşte bunun üzerine şuna gelmek istiyorum. Gelin, önce biz kendimizi açayalım, kendimize iman edelim. Allah'ın bize verdiği zenginlikleri, imkanları, yetenekleri Allah için, insanlık için devreye koyalım, harekete geçelim. Yani bu derneğin arı kovanı gibi çalışması lazım. Almanya şartlarında Güldeste Derneği'ni gördükten sonra diyorum ki, Hekimhan'daki derneğin gençlerle, çocuklarla cıvıl cıvıl bir ocak olması lazım, bir mektep olması lazım, bir medrese olması lazım, bir mescit olması lazım. Çocuklarımız ilk aşıyı, İslami terbiyeyi, aşıyı bu dernekte almaları lazım. Onun için bu Allah'ın bir fırsatıdır, bir ikramıdır diye değerlendiriyorum. Mutlaka derneğe sahip çıkarın. Orada salih ameller, güzel programlar için hemen harekete geçelim. Ama önce karar vermemiz lazım. Bende bu güç var dememiz lazım. Hayata pozitif bakmamız lazım. Vesveselerden, korkulardan, şüphelerden kurtulmamız lazım. Artık Türkiye değişti, dünya değişti. Elhamdülillah. Ümmet korku tünellerinden çıktı, zillet gömleğini yırttı. Kimse İslam'ın önüne geçemez artık. Bizim de bu konuda nasibimiz neyse, gayretimiz neyse, bunu ihmal etmemek lazım, elimizi ters tutmak lazım. Ve sadece Allah rızası için kaybolan gençliğimizi yeniden kazanmak için sefalete, cehalete, ahlaki yozlaşmaya, her türlü çürümeye maruz kalan gençliğin önüne geçebilmek, ikna edebilmek için önce kendimizi ikna etmemiz lazım. Bugün nice kabiliyetli kardeşlerim var, nice tecrübeli kardeşlerim var ama bir türlü ikna edemiyoruz, sahaya çekemiyoruz yani. Kenarda duruyor, seyrediyor, yorumluyor. Sadece yorumlamakla kalıyor. Hayır. Her mümin elini taşın altına koyması lazım. Ben size şunu söylemiyorum. Hadi gidin Bilal-i Habeşi gibi tüm vücudunuzu kayaların taşların altına sokun demiyorum. Yapmadığım şeyi isteme hakkımın olmadığını da biliyorum. Ama herkes ahireti için mutlaka bu yolda elini taşın altına sokması lazım, görev alması lazım, sorumluluk yüklenmesi lazım. Hemen şimdi, daha fazla gecikmeden, daha fazla ertelemeden. Yoksa zaman hızla akıp gidiyor, sakın kendinizi tembelliğe, kendinize atalete terk etmeyelim. Ne yapacaksak bugün, yarına da ertelemeyelim. O zaman göreceğiz ki yapabileceğim o kadar çok şey var ki
saymakla bitmeyecek. İnşallah yeni başlangıçlar için, yeni sayfalar açmak için hep birlikte elimizi taşın altına sokmaya karar veriyoruz. İki. İki, topluma karşı sorumluyuz. Bir ayet kerimeyle konuya girmek istiyorum. Ali İmran suresi ayet 110. Bu ayeti çok iyi dinleyiniz. Bize çok şey öğretiyor. Estağfirullah. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanlık için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz buyuruyor Allah Azze ve Celle. Şimdi size şöyle bir soru sorsam. Bizim dünyada ne işimiz var? Niçin çıkarıldık bu dünyaya? Neden gönderildik? Neden yaratıldık? Neden doğduk? Uhricet linnas. Allah diyor ki, sizi yeryüzüne insanlık için çıkardı. İnsanlar için çıkardı. Biz dünyaya kendimiz için gelmedik. Ötekiler için geldik. Başkası için geldik. İnsanlık için geldik. Tekrar ediyorum. Hayırlı ümmet olmanın şifresi budur. Siz insanlık için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. O zaman şu soruyu sormam gerekir. Elinizi vicdanınıza koyun ve şu soruyu kendinize sorun. Bu yaşa kadar, bu saate kadar insanlık için ne yaptık? İnsanlığa katkımız ne oldu? İnsanlık diye bir projemiz, bir derdimiz, bir ızdırabımız var mı, yok mu? Yoksa bencilliklerimizin kurbanı mı oldunuz? Enaniyetlerimizin zindanında mı herke ömrümüzü tükettik? Burada Allah Azze ve Celle'nin işaret ettiği noktaya gelmemiz lazım. Müslüman kendisi için yaşayan insan değildir. Başkası için yaşayan insandır. Müslüman başkası için yaşama erdemini kuşanan insandır. Müslüman yaşamak için yaşamaz, yaşatmak için yaşar. İnsanlığın derdini yüreğinde taşır. İnsanlığın ızdırabıyla tir tir titrer. İnsanlığa karşı olan sorumluluğuyla uykusuz kalır, iştahı kaçar. Düzeni bozulur, konforu alt üst olur. Hayatla teması değişir. İşte bizim tam da bu noktada ayet-i kerimenin kastettiği, işaret ettiği yerin neresine düştüğümüzü kendimize sormamız lazım. Soruyorum, kaç kişinin hidayetine vesile olabildik? Kaç kişinin cehaletten kurtulması için çırpındık? Kaç da cehenneme giden gençler varsa Allah bunun hesabını benden soracak. Sana verdiğim İslam'ın izzetini, nimetini neden bu gençlerle paylaşmadın, neden ikna etmek için çırpındın? Bireysel cennet hesaplarımız olamaz. Eğer bu toplum ateşe doğru gidiyorsa o ateş bizim yüreğimizi de yakacak. Ya Rabbi bunlar için daha fazla ne yapabilirim diye çırpınmamız lazım. Şimdi biriniz çıkıp şöyle sorabilir. Hocam bunları nereden çıkarıyorsun? Biz daha kendimizi kurtarmadık, sen alemi kurtarmaktan bahsediyorsun. Hepinizin çok iyi bildiği Kur'an-ı Kerim'de bir sureyi hatırlatacağım size. Yasin suresi. Hani her cuma akşamı, cuma günleri okursunuz ya, sizden bir ricam olacak. Yarın cuma. Bu akşam ya da yarın Yasin okurken
Yasin suresinin ikinci sayfasının mealde anlamına bir bakın. Sadece ikinci sayfaya bir bakınız baştan sona. Bir sayfa. Acaba Yasin suresinde Allah bize nasıl bir mesaj veriyor? Nasıl bir görev yüklüyor? Ben kısaca anlatayım. Belki zamanınız olup da bakamazsınız. Yasin suresinin ikinci sayfasında Allah Azze ve Celle Ashab-ı Gariye'den bahsediyor. Bir beldeden, bir yerleşim alanından, bir kavimden bahsediyor. Allah o kavme peygamber göndermiş, elçi göndermiş. Fakat azgın ve cahil olan o belde peygamberi reddediyorlar, yalanlıyorlar, tekzip ediyorlar. Allah acıyor, ikinci elçiyi de gönderiyor. İkinciyi de reddediyorlar, karşı çıkıyorlar. Allah üçüncüyü gönderiyor. Üçüncü elçiyi de reddediyorlar. Bazı tefsir kaynaklarında o bedenin bugünkü Antakya olduğu söyleniyor. Ama mekan, tarih, yer önemli değil. Şehrin ismi önemli değil, verilen mesaj önemlidir. Elçiler reddedilince şehrin en uzak ucundan iman eden bir delikanlı hemen harekete geçiyor, koşarak gelip elçilere destek veriyor. وَجَاءَ مِنْ اَقْصَى الْمَد۪ينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. Koşarak geldi delikanlı, Allah'ın gönderdiği elçilere destek verdi. Fakat o azgın, şaşkın toplum o delikanlıyı da reddettiler. Reddetmekle kalmadılar, reçmettiler. Yani linç. Hayatına kastettiler. Yani şehit ettiler. Bir insan şehit olunca ne olur? Allah onu cennetine alır. İşte şimdi Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresi bu şehitten bahsediyor. Size bir şey söyleyeyim. Siz şehit olursanız Allah sizi cennete götürmez. Cenneti sizin ayağınıza getirir. Ve üzlifetul cennetu lil muttakin. Muttakilere, Allah'tan korkanlara cennet yaklaştırılır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Cennet onun ayağına götürülür. İşte Yasin suresindeki bu delikanlının ayağına cennet götürülüyor. Allah şöyle buyuruyor. وَقِيلَ دْخُلِ الْجَنَّةِ. Haydi cennete giriver diyor. Cennet ayağına geldi, giriver cennete diyor. Bakalım bizim delikanlı ne diyecek? Delikanlının tek derdi cennete girmek değil. قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُ. Keşke kavmin bilseydi. Keşke toplum, içinde yaşadığım toplum bu gerçeği bilseydi. Mesele sadece benim cennete girmem değil. Ben cennete giriyorum ama gerideki toplum hala dalalet içerisinde, şaşkınlık içerisinde, sapkınlık içerisinde. Halbuki kavmim dediği, toplumum dediği insanlar bir saat önce onu linç etmişlerdi. Kanına girmişlerdi, katletmişlerdi. Ey katillerim demiyor, ey kalleşler demiyor, ey caniler demiyor, kavmim diyor. Allah'ım sen bunlarla beni imtihan ettin ama ben gittim, ne olacak bunlar? Bime gaferali Rabbi ve cealeni minel mükremin. Keşke Allah'ın bana yaptığı bu ikramı onlar bilselerdi. Allah'ın bu bağışlamasını onlar bilselerdi de kurtulsalardı. Ben bu yola sadece kendi cennetim için çıkmadım diyor. İşte bizim topluma bakışımız, toplumsal sorumluluğumuz. Şimdi soruyorum. Ey namaz kılan kardeşlerim, kaç kişiye namazı sevdirebildiniz?
Ey Kur'an okuyan kardeşlerim, kaç kişiye Kur'an'ı öğrettiniz? Ey Allah'ı seven kardeşlerim, kaç kişiyi Allah'la barıştırdınız? Allah'a yönlendirdiniz. Sizin vesilenizle kaç kişi secdeye yöneldi? Allah'ın sınırlarına, emirlerine teslim oldu. Sizin teslim olmanız yetmiyor. Sizin secde etmeniz yetmiyor. Bu toplumda, Türkiye'de namaz kılma oranı %20'yi geçmiyor. %80 insanlarımız, nesillerimiz bugün Türkiye'de her gün ölen 1000 kişiden 800'ü namazsız ve Kur'ansız ölüyor. Yarın bunlar ahirete derlerse ki ya Rabbi, şu namaz kılanlar, Kur'an okuyanlar kıldıkları namazı bize anlatmadılar, bildikleri Kur'an'ı bize öğretmediler diye yakamıza yapışacak olursa ne diyeceğiz? Nasıl kendimize savunacağız? Bundan İşte diyor ki bu dernek üzerinden kapı kapı insanları ziyaret etmemiz lazım. Gençlerin koluna girmemiz lazım. İtmeden, kırmadan, dökmeden, dağıtmadan, küstürmeden, kızdırmadan bir yolunu bulup onların yüreğiyle temas etmemiz lazım. Dokunmamız lazım. Allah'ın bize nasip ettiği güzellikleri paylaşmamız lazım. Toplumsal sorumluluk verildi. Allah nasip etti, hacdan geri döndü. Geçen hafta bu sıralar Medine'deydi. Arafat'ta bir konuşmam oldu çadırda. Çadırdakilerine şunu söyledim. Dedim ki, siz buraya niçin geldiniz? Burada Arafat'ta vaaz dinlemek için mi geldiniz, vazife almak için mi geldiniz? Aynısını bu salona söylüyorum. Siz bu salona vaaz dinlemeye geldiyseniz yanlış adreslesiniz. Vazife almaya geldiyseniz doğru adreslesiniz. Çünkü Hazreti Peygamber veda haccında, veda hutbesinde kendisini dinleyen 100.000 kişiye şunu söylüyor. Burada bulunanlar bulunmayanlara bu gerçekleri iletsinler, ulaştırsınlar, tebliğ etsinler. 100.000 kişiye bunu söyledi ve Hazreti Peygamber bunu söyledikten sonra bugün Mekke'ye, Medine'ye gittiğinizde kabri, mezarı Mekke'de, Medine'de olan sahabi sayısı 10.000'i geçmiyor. 90.000'i dünyanın dört bir yanına dağıldılar, gittiler. Çünkü Hazreti Peygamber vazifeyi verdi, onlar şöyle düşünmediler. En güzel İslam Mekke'de, Medine'de yaşanır. En güzel ölüm Mekke'de, Medine'de ölmek demediler. Tüm yeryüzüne açıldılar o günün şartlarında. Ve bugün Çin'e gidiyorsunuz, sahabe mezarıyla karşılaşıyorsunuz. Vehb bin Ebi Kebşe. Mezarı bugün Çin'de. Medine'den kalkıyor Resulullah zamanında bir yıl gidiyor. Şimdi soruyorum kendi kendime. Vehb bin Ebi Kebşe Medine'den yola çıkarken ithalat ihracat için mi çıktı? Hangi yatırım yapmak için çıktı? Derdi neydi o insanların? Çünkü Allah Resulü dedi ki gidiniz. Bunu duymayanlara siz duyurunuz. İstanbul surlarının dibinde Ebu Eyyub el-Ensari'nin mezarı var. 80 yaşında gelmiş orada ruhunu teslim etmiş, ne işi vardı? Medine'den İstanbul'a 3500 kilometrelik yol. Nasıl geldin mübarek sen? Ruhunu teslim edeceği zaman şöyle vasiyet ediyor. Eğer bu surların dibinde ölürsem öldüğüm yere beni gömmeyin, tabutumu omuzlarınıza alın, Bizans işlerine gidebileceğiniz en son noktaya kadar götürün, sonra beni defnedin. Çünkü onların mezarları bir mühür idi. İslam'ın mührü ve imzası idi. Bugün Kıbrıs'a gidiyorsunuz, Ümmü Haram isminde sahabi kadının mezarıyla karşılaşıyorsunuz. Medine'den bir kadın kalkıyor, Kıbrıs'a kadar gelebiliyor. Çünkü Resulullah yürüyün dedi onlara. Afrika kıyılarına gidiyorsunuz,
Ukbe bin Nafi atını Atlas Okyanusu'na sürüyor. Ve ellerini kaldırıp Allah'a şöyle dua ediyor. Allah'ım diyor, bu uçsuz bucaksız deryayı karşıma çıkarmamış olsaydım senin ismini daha ilerilere götürecektim. Ancak buradan öteye nasıl gidilir bilemediğim için gidemiyorum, senden özür diliyorum demiştir. Şimdi ben size işte küreselleşen bir dünyada iletişim çağında kalkın şu ülkeye bu ülkeye gidin demiyorum. Tek ricam apartmanınızdaki komşularınıza bu dertle ızdırapla gitmeye var mısınız? Bir soru soruyorum yani. Ama gündeminiz İslam olsun, ahiret olsun, Allah olsun, hesap olsun. Bu dert ile komşunuza, köyünüzdeki kapılara giderseniz, kalpleri yoklarsanız Allah Resulü'nün tavsiyesine uymuş oluruz. Fakat bizimle birlikte hacca gelenler sadece şunu düşünüyorlar. Haccımı yaparım, anamdan doğmuş gibi tertemiz Türkiye'ye dönerim. Dönmeye dönersin de Türkiye'deki kirlilik seni bekliyor. Bu kirli hayatı nasıl temize çıkaracağız? Nesillere temiz bir hayat, temiz bir toplum nasıl hazırlayacağız? Oturup bunun hesabını yapmamız lazım. Bugün hepimiz çocuklarımızdan şikayetçiyiz, muzdaribiz yani. Ama bunun bir çözümü var. Bir gençlik projemiz olsun, derdimiz olsun. Ve elhamdülillah güzel gençler de geliyor. Toplumsal sorumluluğun bilinciyle gelen gençler geliyor. Şimdi ise Almanya hatırasından sonra bir de İstanbul hatıramı anlatayım. Bundan bir ay kadar önceydi. İstanbul'da bir vakfımız var. Vakıfta çalışma odamdayım. Vakıfta haftalık tefsir sohbetlerimiz olur. Pazar günleri. Üniversite gençler de gelirler. Ailecek gelenler olur. Bundan 2 yıl önce tefsir dersime gelen bir üniversiteli kız öğrenci tanıştık. Hekim hanı bir kız öğrenci. İstanbul'da tıp fakültesinde okuyor. Yanıma geldi. Hocam dedi ki, sizin her yıl umreye gittiğinizi biliyorum. Sizinle umreye gelmeyi çok istiyorum ama ben öğrenciyim. İmkanlarım da kısıtlı, nasıl gelebilirim diye bir soru sordu. Ama o kadar samimi ki, öyle içtenlikle soruyor ki, kızım dedi, sen elinden geldiği kadar imkanlarını zorla, harçlığından vesaireden biriktir. Kalanı da biz bir şekilde inşallah Allah yardım eder tamamlar ve birlikte inşallah umreye gideriz demiş. Hekim hanımı bu kız öğrencimiz geçen gün geldi, odama girdi. Bir şeyler konuşacaktı ama konuşamadı. Böyle gözleri doldu, şey tıkandı, tabiri caizse nutku tutuldu. Masama bir poşet bıraktı, hızla çıktı gitti. Fakat kız çocuğu söyleyecekleri tam ifade edemedi. Ben de merak ettim yani. Bu çocuğun sıkıntısı nedir diye merak ettim. Sonra poşeti açtım, baktım içinde para, saydım tam bir umreye gidebilecek kadar para destelemiş, poşete koydu, önüme bıraktı, gitti. Ama bir şey, pek bir şey söyleyemeden çıktı gitti. Daha ben neyin nesidir diye düşünürken, dedim ki herhalde umre masraflarını, bedelini temin etti. Umreye gitmek için parayı getirdi, bıraktı. Aradan biraz kısa bir zaman geçti. Mailimi açtım, baktım. Bir de mail bana atmış. Şimdi bu kızımızın, hekim hanımı bu kızımızın mailini sizinle paylaşmak istiyorum. Üniversiteli kızımızın mailini. Şu ses düzenine müdahale etme imkanımız.
Şimdi bazen böyle teknolojinin azizliğine uğruyoruz. Şimdi kızımızın bana yazdığı, gönderdiği maili sizlerle paylaşıyorum. Selamun aleyküm. Umre benim için çok şey demek hocam. Arınma, hasret giderme, teselli, dirilme, dünyanın durması demek benim için. Ama Suriye daha çok şey demek. Çok düşündüm hocam. Bir tarafım Umre ile Suriye farklı şeyler diyordu. Bir tarafım hayır tam olarak aynı şey diyordu. Tam olarak aynı şey. Ben Kabe'ye bu şekilde gidemezdim hocam. Ellerimi açıp Allah'ım onlara yardım et diyemezdim. Tıpkı İsrail oğullarının Hazreti Musa'ya dedikleri gibi sen ve Rabbin gidin savaşın diyenler gibi olamazdım. Kardeşlik bedel ister. Naralara atarken hucurat onu hançerlerden aşağı indirenler nerede derken ben bunu yapamazdım. Ben nefsimi temize çıkarmak için Umre'ye gidemezdim hocam. Şimdi kabul olmayı bekleyen bir Suriye Umre'm var hocam. Allah'ım yardımlarını elimizle ulaştır. Duamın tecellisi olarak Allah katında hangi amelimizin kabul olacağını bilemeyiz ya. Bu da öyle bir şey işte. Allah katında kabul buyursun. Allah bizlere affetsin hocam. Bizlere affetsin. Suriye bu haldeyken Suriye'de alimler açlıktan ölen çocuklara, annelerine, çocuklarınıza kedi ve köpek eti yedirebilirsiniz fetvasını verirken ben bu parayla Umre'ye gidemezdim. Bu yüzle gidip Kabe'de ellerimi açıp da Suriye'ye yardım et diyemezdim. Kendi yardım etme imkanım varken bunu terk edip de bireysel cennet hesapları yapamazdım diyor. Çok düşündüm. Şimdi bu kızı hocam diye bana hitap ediyor. Acaba ben mi bu kızın hocasıyım, bu kız mı benim hocam? Ben mi onu irşad ediyorum? Yoksa bu kız mı beni irşad ediyor? Allah'a şükrettim ki Allah toplumsal sorunun bilincinde olan bu yavruları, bu gençleri bize bağışlıyor. Bizlere gönderiyor. Sadece kendi cennetini düşünen değil. Sadece kendi sevaplarını düşünen değil. İnsanlığın ızdırabını, ateşini yüreğinde taşıyan bu gençlere Allah bizlere lütfediyor. Allah'a hamd etti. Allah
umutlarımızın zayıfladığı bir zamanda yüzümüze bakıyor. Umudunuzu kesmeyin. Yusufları Yakuplara döndürdüğü gibi bakıyorsun ki Rabbim Yusufların yolunu, İsmail'lerin yolunu sürdüren gençlerle bizi karşı karşıya tam bana bu mailin geldiği sırada Mısır'da 17 yaşındaki Esma'nın şehit olduğu haberini aldım. Esma'nın babası da kızına bir mektup yazmıştı. O da şöyle başlamıştı. Sevgili kızım, değerli öğretmenim. Babası diyor ki 17 yaşında kız artık benim öğretmenim. Esma'nın babasıyla Muhammed bir tacı ile Mavi Marmara gemisinde birlikteydik. Babasının ne yiğit bir Müslüman olduğunu Mavi Marmara gemisinde tanımıştı. İsrail gemiye saldırdığı zaman yanıma geldi, bana dedi ki sizin gençler seni dinlerler. Gençlere tembihle aşırı gitmesinler. Haklı davalarında kendilerini haksız düşürecek bir yanlış işlemesinler diyerek uyarmıştı. Adeviye'de, Mısır'da Ramazan boyunca eylemler devam ederken binlerce şehit verdiler, yine şiddete ve silaha ulaşmadılar. Niye? Muhammed el-Biltaş gibi liderler vardı. Şu an cezaevinde. Allah yardımcıları olsun. Allah sabırlar versin. Yani Mısır'da Esma, işte Türkiye'de de Büşra. Allah Azze ve Celle gençliğe model olacak, rol model olacak, örnek olacak ve toplumsal sorunları taşıyabilecek yeterlilikte ki bu insanları bizlere nasip ediyor. Bu bakımdan bizim hayata nereden bakmamız lazım? Topluma nereden bakmamız lazım? Geldiğini de dersinde bunlardan arıyoruz. Zamanı olsaydı bir anımı daha sizlerle paylaşacaktım. Fakat zaman daraldı, sabrınız nasıl bilmiyorum. Eğer yorulmadınızsa diğer bir hatıramı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeryüzü sorumluluğumuzu idrak için, harekete geçmek için anlatacağım bu hatıramı da üçüncü şeyi kısa tutarım, bu şekilde inşallah telafi etmiş oluruz. Bu yıl Nisan ayında İstanbul'da Malatya'da bir iş adamı kardeşimiz bir gün beni aradı, karşılaştık. Hocam dedi, ben dünyanın fakir bir ülkesine bir yetimhane yapmak istiyorum. Nereyi tavsiye edersin? Hal vakti iyi, zengin bir kardeşimiz. Yetimler için bir yetimhane yapmak istiyorum. Ben de daha önce Arakan taraflarına gittiğim için orayı tavsiye etti. Daha sonra sormuş, araştırmış, İHA ile de görüşmüş. Sierra Leone diye bir ülkeyi tavsiye etmişler. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri. Kararımı verince beni aradı. Hocam dedi, müsaitseniz Afrika'ya birlikte gidelim. Ben de olur dedi. Atladık gittik. Sierra Leone. İsmini ilk defa duyuyorum. Gideceğim zaman. Yani. Haritada baktım. Atlas Okyanusu kıyısında küçük bir ülke. Yıllarca İngilizler sömürmüşler, sonra bırakıp gitmişler ama geriye öyle bir ülke bırakmışlar ki korkunç bir sefalet var. Türkiye'den atladık gittik. 12 saat uçakla gittik, öyle ulaşabildik. Çok fakir bir ülke. Şu kadarını söyleyeyim. Başkent'e gittik. Başkent'te bile günde sadece 2 saat elektrik verilebiliyor. İnsanlar 3 öğün yemek nedir bilmiyorlar. Hali vakti iyi olanlar 2 öğün, diğerleri 1 öğün yiyorlar. Güneş batınca hayat kararıyor.
mumlarla, çıralarla, el fenerleriyle. Zengin olanlar, az bir sınıf zengin, onlar jeneratörle hayatlarını sürdürüyorlar. Ama esas bizim için üzücü olan neydi biliyor musunuz? Gördüklerimiz içerisinde. 6 milyon nüfusu var ülkenin. %60'ı Müslüman, %30'u Hristiyan, %10'u da animist dediğimiz yerel dinler, putperest dinler. Fakat dediler, 50 sene önce bu ülkede Hristiyanların oranı %5'ti. Misyonerler o kadar aktif çalıştılardı ki %5'lik Hristiyan nüfus bugün %30'a çıkmış. Ya bu nasıl olabilir dedik ya. Bir toplum nasıl böyle Hristiyanlaştırılabilir? Sebebini anlattılar. İngilizler, sömürgeciler geldiler, önce halkı fakirleştirdiler, sonra cahilleştirdiler, sonra da Hristiyanlaştırdılar. Tekrar ediyorum. Fakirleştirdiler, cahilleştirdiler ve Hristiyanlaştırdılar. Adım başı kiliseler var, kilise evleri var, kiliseden açtığı klinikler, sağlık ocakları, kültür merkezleri var, okullar var. Maalesef Müslümanlar çocuklarını kilisenin okullarına gönderiyorlar. Oradaki fakirliği görünce Türkiye'de fakir yok dedim. Öyle korkmuş bir fakirlik. Tabii o bizim için ama diğer bir şey dikkatimi çekti. Dünyanın en zengin elmas yatakları da yine bu ülkede. Dünyadaki elmas yataklarının kaynaklarının %70'i bu ülkede ama dünyanın en fakir ülkesi. İngilizler gittikleri zaman elmas yataklarına 100 yıllığına kiralamışlar ya da el koymuşlar. Yerli halkın bundan nasibi yok. Esas beni en çok ilgilendiren şu oldu. Yetimhane için yer arıyoruz. O arada bahsettiler. Burada İslami davet çalışmalarını sürdüren aktif bir Müslüman var dediler. Biz de merak ettik. Bununla tanışmak istiyoruz dedik. Haber gönderdi. Misyonerlere karşı çok ciddi İslami davet faaliyetleri sürdürüyor. İslam'ı anlatıyor. Sağ olsun davetimizi kırmadı. Bir gün o elimize geldi. Uzun uzun kendisiyle dertleştik. Tercümanımız var, rehberimiz. Alan Afrika'nın o zor şartlarında İslam'ı nasıl yaydığını bize anlattı. Dedik kardeş senin adını, namını çok duyduk. Şöyle mücadeleni anlat bize. Oturdu anlattı. Efendim dedi ben Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Benim babam papazdı. Dünyaya gelince ismimi Mark Muzis Bangura koymuşlar. Okul zamanı gelince beni kilisenin okuluna gönderdiler. Çok çalışkan, başarılı, zeki bir öğrenciyim. Okulu başarıyla bitirince bir defa beni papaz okuluna gönderdiler. Genç yaşta rahip oldum. Yeteneklerimi görünce bir defa beni Nijerya'ya evangelist okuluna gönderdiler. Evangelistler de Hristiyanlığın en fanatik, en tutucu mezhebi. Yani İslam'a en şiddetle düşman olan evangelistler. Gittim orada evangelist eğitimi aldım. Evangelist bir papaz oldum. Daha sonra beni Güney Afrika Cumhuriyeti'ne Müslümanlarla nasıl mücadele edilir, Müslümanlar nasıl Hristiyanlaştırılır eğitimi almak için gönderdiler. Gittim orada Müslümanları nasıl Hristiyanlaştıracağımın eğitimini aldım. Ve döndüm, genç bir papaz olarak, rahip olarak ülkenin her tarafında gidiyorum Müslümanları Hristiyanlaştırmak için. Çok da başarılıyım. Aktif bir papazım. Fakat ne olduysa bir rüya ile hayatım değişti. Bir gece rüyamda biri beni İslam'a davet etti. Ey Muzis Bangura, insanları neden karanlığa çağırıyorsun, aydınlığa çağırmıyorsun?
Neden insanların aydınlığa çıkmalarına engel oluyorsun? Neden Müslüman oluyorsun? Uyandım, kafam karıştı, gittim kilisedeki büyük papazlara sordum. Bana dediler bu şeytani bir rüya, hiç buna aldırış etme, sen yoluna devam et dediler. Fakat o kadar ilginç bir şey oldu ki, bir hafta sonra aynı rüyayı bir daha gördüm. Yine beni İslam'a davet ediyorlar. Bu defa psikolojim de artık bozuldu. Aradan bir hafta geçti, yine aynı rüyayı gördüm. Ben rüyanın tesirinden kurtulmaya çalışıyorum, rüya peşimi bırakmıyor. Bir gün dedim ki ya bir de tanıdığım bir cami hocası var, gidip ona sorayım, bakayım o nasıl yorumlayacak. İbrahim isminde bir hocaya, tanıdığım hoca vardı, gittim dedim ya böyle böyle bir rüya görüyorum, sen ne dersin bu rüyaya? Hoca beni dinledi, döndü bana dedi ki ya sen ne değerli bir insansın diyor. Allah seni doğrudan İslam'a çağırıyor. Araya hiç davetçi kimse koymadan, vesile koymadan doğrudan seni ısrarla İslam'a davet ediyor. Sen hala ne diye bekliyorsun? Hocanın yorumu kafama dank etti. Hemen eve gittim. Papaz elbisesini çıkardım. Temizlendim. Şöyle mahalli yerel bir kıyafet giydim. Günlerde cumaydı. Müslüman olmaya karar verdim ve cuma namazına gittim. Camide kelime-i şehadet getirdim. Müslüman oldum. İsmimi değiştirdim. Musa Bangura. Yeni isimdi. Müslümanlar beni kucakladılar, sevindiler. Bir papaz Müslüman olmuş. Camide cumadan çıktım. O gün akşam da papazların üst düzey bir toplantısı var. Kilisenin benden haberi yok Müslüman olduğumda. Hiçbir şey söylemeden akşam gittim papazların toplantısına katıldım. Ama baktılar ki kılık kıyafetim biraz değişmiş. Önce çözemediler. Genç, başarılı bir papazdım. Oturumu yönetme görevini bana verdiler. Ben de sözü aldım ve söze şöyle başladım. Dedim ki bugün saat 14 itibariyle artık ben ne papazım, ne evangelistim, ne de Hristiyanım. Ben bir Müslümanım. Başımdan geçenlere anlattım, rüyamı anlattım ve İslami kimliğimi orada papazların toplantıda ilan ettim. Ortalık buz kesildi önce. Kimse de çıt yok. Kimse böyle bir şey beklemiyor. Sierra Leone'de en başarılı misyoner, en aktif papaz bir günde çıkıp geliyor. Papazlar papazlar Müslüman olduğunu söylüyor. Önce bir sükut, sonra arkasından biri dedi ki ya bizimle şaka yapma, böyle soğuk şakalar yapmanın zamanı değil. Hadi işimize, gündeme geçelim. Başka biri dedi ki ya Bangura kafayı mı sıyırdın? Ne oldu sana? Nasıl konuşuyorsun? Başka biri de ya buna cin mi çarptı? Şeytanlar mı buna bulaştı? Ne oldu bunlar? Bir başkası bunu bir herhalde depresyon geçiriyor. Doktora mı götürelim dediler. Ben çıktım tekrardan İslami kimliğimi ortaya koydum. Hadi eyvallah. Tam çıkıyorum. İki tane papaz peşine taktılar. Evime kadar geldiler. Sabaha kadar beni ikna etmeye çalıştı. Sabahleyin teselleri düştü, dediler ki biz onu kaybettik. Çekip gittiler. Gittikten sonra kilise toplanmış benimle ilgili karar vermek için. Aile duymuş, babamlar duymuş, onlar da benimle ilgili karar vermek için aile meclisini kurmuşlar. Bu adam din değiştirdi. Kilisede o sıra abim de papaz. Kilise toplantısında şunu söylüyor. Bu benim kardeşim çok inatçı, çok başarılı, çok gayretli biridir. Eğer bugün bunun işini bitirmezseniz yarın Hristiyanların başına bela olur. Abisi bu teklifle aile meclisinde babam haber gönderdi. Seni evlatlıktan reddettim. Mirastan mahrum ettin. Ya eski dinine dönersin ya da bu ülkeyi terk edersin.
Annem el altında haber gönderdi bana, oğlum başının çaresine bak, bunlar senin başını yiyecekler, sen de yok edecekler. Kilisenin benimle ilgili aldığı diğer karar da şu, eşimi elimden aldılar, benden ayrıldılar. Arabam vardı, arabamı aldılar, evime el koydular, eşime el koydular. Sen papaz olduğun için bunlara sahip olmuştun, madem ki terk ettin, bunlar üzerinde hiçbir hakkın yok. Tek başıma kaldım. Fakat başıma geleceklerden de korkuyorum. Annem de bana haber gönderdi. Kime gideyim, ne yapayım? Müslüman Alimler Birliği'nin başkanı var, Şeyh Mustafa. Onun evine gittim, durum böyle geldi. Alan beni aldı, 3 ay evinde sakladı. Her yerde beni aldı. 3 ay sonra bu Şeyh Alimler Birliği başkanı çıktı, bir demeç verdi. Hükümet yetkililerine de, kiliseye de haber gönderdi. Şimdiye kadar nice Müslümanları Hristiyanlaştırdınız, bizim sesimiz çıkmadı. Şimdi bir papaz Müslüman oldu diye peşini bırakmıyorsunuz. Eğer bunun başına bir şey gelirse bunu din savaşına neden sayarız ve savaş ilan ederiz. Bu nota üzerine kilise yerine oturdu, önüm açıldı, sahaya indi. Şimdi İslami davet çalışmalarına başlayacağım, nereden başlayayım diye düşündüm. İmkanım yok, evim gitmiş, hanım gitmiş, araba gitmiş. Borç harç, bir tane mobilet aldım. Mobilete bindim, köy köy, kaza kaza, il il, gezip İslam'ı anlatacağım. Karar verdim, nereden başlayayım? Dedim ki, papaz olarak göreve ilk nerede başlamışsam İslam'a da ilk oradan başlayacağım. Mikili diye bir köy vardı. Atladım o köye gittim. O köyü ben Hristiyanlaştırmıştım. Hristiyan yaptıklarımı bu defa İslam'a anlattım. Bir günde 26 kişi Müslüman oldu. Müslüman oldular ama benden bu defa cami istediler. Parasız pulu, ben bunlara cami nereden getireceğim şimdi? Ama anlatırken o kadar samimi anlatıyor ki ya. Ve diyor, benim gibi Müslüman olanların, benim başıma gelenlerin aynısı onların da başına gelmeye başladı. Hanımlarını, evlerini, ellerini arıyorlar, işlerine son veriyorlar. Bu defa onların o sorunlarını çözmek için bir teşkilat kurdu. Why İslam? Neden İslam? Şimdi böyle benim gayretlerimle Müslüman olanları sorunlarıyla ilgileniyorum. Yaralarını sarmaya çalışıyorum. Eş lazım, aş lazım, iş lazım. Bunların sadece Müslüman olanları sorunu çözmüyor. Derneği, teşkilatı kurdum diyor. O arada bir şey söyledi. Dedi ki, şu an yeni Müslüman olmuş, gidecek yeri olmayan evimde 50 tane misafirim var. Dedim ya sen ne diyorsun ya Musa dedim ya. Türkiye'de bizim evimize 3 tane misafir gelse, 3 gün kalsa evde cıngar çıkar. Siz nasıl bu işi yürütüyorsunuz? Dedi ya bizim burada kolay değil. Zaten ekvator iklimi. Bağda, bayırda, bahçede bulduğumuz sebze, meyveyi paylaşıyoruz. Hava sıcak, bir köşeye uzanıp yatıyoruz. Hayat devam ediyor. Paylaşmak nasıl olur? Kardeşlik nasıl olur? Ensar, muhacir nasıl olur orada gördüm. Ne kadar samimiler. Sonra dedi ki, baktım böyle köy köy gezmeyle bu işi bitiremeyeceğim. Yöntemi değiştirdim, taktiği değiştirdim. Şöyle bir şeye karar verdim. Eğer ben papazlara İslam'a kazandırırsam cemaat zaten kazandır. Bu defa Sierra Leone'deki tüm papazlara mektup yazdım. Eğer kendinize güveniyorsanız gelin halkın huzurunda tartışalım, düello yapalım, açık oturum tarzında. Siz beni yenerseniz ben tekrar Hristiyan olacağım. Ben sizi yenersem siz Müslüman olacaksınız.
Bunu deyince ben biraz ürperdim, dedim ya Musa sen ne cesaretle bunu söyledin ya. Hadi tartıştın, bir yerden tıkandın, yanıldın, şaşırdın. Sen imanını ortaya koyarak nasıl böyle bir şeye cesaret edebiliyorsun? Ben öyle deyince şöyle durdu, beni bir süzdü. Ya dedi böyle bir şey hiç aklıma gelmemişti dedi. Bir Müslümanın yenilebileceğini hiç aklımın ucundan geçirmedim dedi. Ve o kadar rahat söylüyor ki. Ve sonra arkasında şunu söyledi. Kim Allah için olursa Allah da onun için olur. Ben Allah için ortaya çıkma. Allah beni mahcup etmez, Allah beni mağlup etmez dedi. Şu teslimiyete bak dedi. Şu özgüvene bak, şu Allah'a güvene bak dedim. Ve sonra ekledi. Şu ana kadar bu tartışmalardan sonra 613 tane papaz Müslüman oldu. 613 tane papaz dedi Müslüman. Papazlar Müslüman olunca cemaat de Müslüman oldu. Ve dedi ki şu ana kadar bu ülkede bu çalışmalarımız davetimiz sayesinde Müslüman olanların sayısı 6213 dedi. Bir kişi. Dedim ya Musa ben de Türkiye'de davetçi geçiniyordum. Ama dersimi aldım ben ya. Davet işe nasıl olurmuş yani. Fakat dedim şunu da söyleyeyim. Herhalde bana öyle geliyor ki Hristiyanlara İslam'ı anlatmak kolay da Müslümanlara İslam'ı anlatmak daha zor. Evet. Sen durumu anlatınca bir de böyle bir kanar. Dedim peki sen sadece böyle Hristiyanlara mı İslam'ı anlatıyorsun? Yok dedi. Ateistlere İslam'ı anlattık. 300 civarında ateist tövbe etti İslam'a döndü. Uyuşturucu bağımlıları olduğu ortamlara İslam'ı götürdüm. Orada da İslam'a dönenler oldu. Geçenlerde fuhuş bataklığına düşen kadınların kızların olduğu yerlere gittim. Onlara İslam'ı götürdüm. 32 tanesi. Tövbe etti İslam'a. O arada şöyle bir şey söyledi. Dedi ki bir düğünümüz var. Sizi düğüne davet etsem gelir misin? Dedim, hay hay neden gelmeyelim? Bir de sizin düğünleriniz nasıl olur? Düğünlerinizle bir görelim. Tabii bunlar hep siyah Müslümanlar, zenci dediğimiz Müslümanlar. Bir gün sonra arkadaşlarla kalktık düğüne gittik. Neyle karşılaştık biliyor musunuz? Yeni Müslüman olmuş 10 tane delikanlıya 10 tane gelip bulmuş bir günde onu birden evlendiriyor. Ya dedim Musa bu ne işte? Biz bir gencimizi evlendirmeye kalsak bir senemizi alıyor sonunda da ya başaramıyoruz ya da olamıyoruz yani. Bu işin sırrı ne? Öyle dünyalık beklenti yok, şu yok. Müthiş bir tevekkül var. Sade bir hayat damatların, gelinlerin gözlerine baktım ışıl ışıl. Biz de hediyelerimizi taktık. Geçen bir yerde bir programda bunu anlatıyorum. Böyle arka sıralarda beni dinleyen üniversiteli bir gençimiz de bana duyuruyor. Ya elde ne hocalar varmış diye. Bir günde almış yer. Şöyle bir soru sordum. Dedim Musa bu kadar mücadele verdi. Yaşça da benden 10 yaş küçük yani. Böyle yaşadığın zorluklar, sıkıntılardan da biraz bahseder misin? Seni üzen. İki olay anlattım. Bir dedi. Bir gün Güney Afrika Cumhuriyeti'nden çok meşhur bir papaz bu ülkeye ziyarete geldi. Sierra Leone'ya. Ben de kafamda hesap yaptım, fırsat bu fırsattır. Aynı şekilde ona da bir davet mektubu gönderdim. Kendine güveniyorsan gel halkın huzurunda seninle düello yaparım. Sen beni yenersen ben Hristiyan olacağım, ben seni yersem sen Müslüman olacağım. Niyetim de şu, Afrika'da çok tanınan biri bu Müslüman olursa tüm Afrika'da İslam gündeme gelir. Adam kabul etti, anlaştık, başlettim. Stadyumunu kiralayacağız.
Program orada olacak. Stadyum tutuldu. Anlaşma gereği masrafların yarısını Hristiyanlar, yarısını da Müslümanlar karşılayacak. Ora parasıyla 12 milyon masraf diyor çıktı. Sierra Leone lirası 12 milyon. 6 milyonu biz ödeyeceğiz, 6 milyonu Hristiyanlar ödeyecek. Fakat Müslümanlar fakir, bu parayı nereden getireceğiz diye kara kara düşünüyorum diyor. Hristiyan bir zengin iş alanı çıktı, diyor ki hadi 8 milyonu bizden, 4 milyonu siz Müslümanlar getirin. Günlerce uğraştım, 4 milyon parayı bulamadığım için program iptal oldu, adamı elinden kaçırdı. Dedim peki Türk parası, Türkiye parasıyla ne kadar eder? Bu 4 milyon dediğim $1000. Yani 2000 TL. Ama nasıl üzülüyor? Ayağıma gelen fırsatı kaçırdım. İslam'ı Afrika'da gündeme getirebilmem için çok önemli bir fırsat. 2000 TL. Oradaki o Müslüman için ne kadar önemli. İHA duymuş bu Müslümanı, bir taksi hediye etmiş. Taksi parası göndermiş. Biz gittiğimizde taksi ulaşmıştı, taksiyi almıştı. Öyle bir keyifli ki artık motosiklette kurtuldu. Bu memlekette papaz bırakmayacağım diyor. İnşallah hedef Liberya diyor. Sierra Leone'den sonra Liberya'yı hedefine koymuş. İslam'ı oraya götüreceğim diyor. Ayaklar yerden kesildi ya. İkinci üzüldüğüm de şu. Binlerce kişinin hidayetini Allah ben vesile kıldı ama baban Müslüman olmadan. Ne kadar ulaştıysam orada hidayet almadım. Tam kalkmak üzereydi. Dedi ki pazar günü bir şehir ismi söyledi. Dilimin ucundaydı, unuttum. Orada bir papazla tartışmam var dedi, düellom var. Dedim ya eğer mahsuru yoksa o tartışmayı biz de gelip izleyelim. Olur dedi, memnun olurum dedi. Ama o şehir başkente 5 saatlik araç yolculuğuyla gidilebiliyor. Çetin bir papazdan dedi, bahsettiler, bana haber gönderdiler. Sürekli Müslümanları sıkıştırıyor. Siz yanlış yoldasınız, biz doğru yoldayız. Onlar da demişler ki bizim Musa diye bir hocamız var. Davet edelim, bu meseleleri onlarla halledelim. Ve pazar günü bir program var. Biz dedik tamam o zaman biz de inşallah oraya gelelim, o programa katılalım. Şimdi kalktı gidecek, baktım bir sıkıntılı hali var. Bir şey söylemek istiyor, söyleyemiyor. Sıkıla sıkıla söyledi, ezile düzüle. O 5 saatlik yolculukta aracının yakıtı yok, parası yok. Yakıt parasını verdik, onlar yola çıktılar. Biz de dedik gece yarısı yola çıkarsak yetişiriz. Biz de gece yarısı yola çıktık, o programa yetişmek için. Yolu yarıladık, program olacağı şehre aşağı yukarı böyle 2-3 saat mesafe kalmıştı. Biz yolda bir trafik kazası yaşadık. Arabamız şarapole yuvarlanınca biz gidemedik. Biz alıp hastaneye, oradan da otele çevirince programı kaçırdık hülasa. Ama aklımız fikrimiz Musa'da. Acaba Musa ne yaptı? Bir gün sonra, programdan sonra o da bizim kaza yaptığımızı duyuyor, bizi merak ediyor. Telaşla döndü, geldi otele. Baktı ki bizde hayati bir tehlike yok. Biz sorduk, dedi ki Musa ne oldu? Papazla ne yaptı? Elhamdülillah, onu da hallettik.
Peki nasıl oldu dedi. Papaz biraz çetin bir ceviz çıktı. Yüksek ihtisas yapmış kendi aralarında. Hristiyanlar toplandı, Müslümanlar toplandı. Hakemler heyeti, jüriler kuruldu. Tartışma başladı. 4 saat sürdü. Ama Allah yardım etti. Onun bütün tezlerini çürüttü. Çünkü ben İncil'i de çok iyi biliyorum. İncil'deki çelişkileri de biliyorum. Kur'an'ı da biliyorum. İncil'i onlardan daha iyi biliyorum diyor. Kazanınca papaz Müslüman olmayı kabul etti. Fakat Hristiyanlar ayaklandılar. Dediler ki bu işte şike var. Ortalığı karıştırdılar. Müslümanlar papazı alıp kaçırdılar. Eve götürdüler. Akşam namazına papazla birlikte camiye gitti, kelime-i şehadet getirdi, bizimle birlikte namaza. Ben de apar topar geldim. Geldim, hamdolsun siz iyisiniz dedi. Fakat şimdi merak ediyorum, o papazdan sonra o Kürt'te kaç kişi Müslüman olacak dedi. Tabii bizim de günümüzde oldu, biz Türkiye'ye döndük. Ben kafaya koydum, bu Musa'yı bir Türkiye'ye getirmem lazım. Türkiye'li Müslümanları bir tanıştırmam lazım. Davet ettim. Sağ olsun bizi kırmadı. Bu Ağustos ayında Türkiye'ye geldi. Bizim Kuzuluk'ta platformun bir programında bir hafta bizimle beraberdi. Türkiye Müslümanların davette bir açılım için, harekete geçmeleri için. Çok güzel anılarımız oldu Türkiye'de. Sonra İstanbul'a döndük. Sakarya, Kuzuluk'tan İstanbul'a döndük. İHA'ya yönlendirdik. Onlar da misafir etmek istiyorlardı, gezdirmek istiyorlardı. O ara ilginç bir şey oldu. İHA bizim Musa'yı gezdirirken Sierra Leone'li Türkiye'de üniversitede okuyan bir delikanlı var. Hristiyan bir delikanlı. Victor isminde. 2 yıl içinde Türkçeyi öğrenmiş. Türkiye'de üniversiteyi okuduğu için o Victor'u buluyorlar, diyorlar ki işte bu senin hemşerindir, İstanbul'un tarihi turistik yerlerini gezdir. O Hristiyan Sierra Leone'li öğrenci 2 gün Musa'yla beraber oluyor, 3. gün Müslüman oluyor. Adam 2 yıldır Türkiye'de İslam'la bir ilgisi yok ama 2 gün bizim Musa'yla gezince dedim ya bu Musa'da gerçekten şeyde. Aldı o Victor'u bizim vakfa getirdi. Hemen ismini değiştirmiş, Zafer ismini almış. O yeni Müslüman olan delikanlının ilk abdest alışını görmeliydiniz. İlk namaz kılmadaki heyecanı bir görmeliydiniz. Ya İslam ne güzel bir şeydiniz. Hele hele birinin İslam'ına, hidayetine vesile olmanın ne büyük bir nimet olduğunu. Bunu niye anlatayım? Hikaye olsun diye anlatıyorum. Şunun için anlatıyorum. Bizim de İslam'ı taşımamız gereken, anlatmamız gereken, davet etmemiz gereken etrafımızda o kadar çok insan var ki. Ama biraz gayret, biraz zahmet. Lütfen insana değer verelim, insanı önemseyelim. İnsanlara değer verirsek, iltifat edersek mesaj yerini bulacaktır ve insanlar sözlerine itibar edeceklerdir. Ama öncelikle dediğim gibi insana Allah'ın bize bir emaneti gözüyle bakmamız lazım. Biz yeryüzünde Allah'ın kamçısı değiliz, Allah'ın sopası değiliz. Yeryüzünde Allah'ın halifesiniz. Yeryüzünde rahmet peygamberinin elçisinin elçileriyiz. Onun mesajını bu çağa taşımak bizim görevimiz. Evet, sorumluluğumuzun 2. ayağında anlatıp 2 ile bitireyim bugün. Allah nasip eder de bir daha ayağımız düşerse Allah'a karşı sorumluluğumuzu daha geniş bir zeminde inşallah konuşuruz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Gerçekten çok dikkatli, çok ilgili bir dinleyici kitlesine hitap etmenin mutluluğunu, huzurunu yaşıyorum.
Rabbim inşallah hayırlara vesile kılsın. Tekrardan derneğimizin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Kardeşlerimizin de inşallah gayretleri kısa zamanda bereketlerini gösterecektir. Birçok güzelliğe vesile olacaktır diye ümit ediyoruz. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.